İzin verirseniz ben açılışla başlamak istiyorum. Çok değerli yönetim kurulu başkanımız, çok değerli kurucumuz, çok değerli ortaokul müdürüm, çok değerli velilerimiz, öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bildiğiniz gibi LGS yerleştirme sonuçları belli oldu. Okulumuzun başarısı belli oldu. Bunları sizlerle paylaşmak ve değerli basın mensuplarıyla paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Ben bu LGS çalışmalarında özellikle çaba, gayret ve çok emek sarf eden başta kurucularımız, yönetim kurulu başkanımız, okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve her bir velimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada çok değerli velilerimizin çok büyük çaba ve emekleri var. Bu arada tabii sevgili öğrencilerimizi de başarılarından dolayı hepsini ayrı ayrı kutlamak istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum diyorum. Ve ben konuşmalarını yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Harun Bey'e buyurun. Sayın başkanım. Öncelikle merhaba. Sayın veliler, sevgili öğrenciler, basınımızın güzide mensupları, hepiniz 2024 LGS yerleşme sonuçları ile ilgili basın toplantısı hoş geldiniz. Yanlış olması lazım değil mi? Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. ABC Ortaokulu son 7 yıldır sınav ortalamasında kırık kale birimiz. Yani bu şu demek arkadaşlar, biz burada seviyesi en düşük öğrenciyle en yüksek öğrencilerin hepsine dokunduk. Ve özellikle LGS'de çalışan arkadaşlarımız gerçekten çok ciddi emek sarf ettiler. Ben geçmişte de bir benzetme yaptım. Bir hastanenin yoğun bakım ünitesi gibi evlatlarımızdan birebir ilgilenildi. Yani bu ekibin gerçekten çok ciddi emekleri var. Özellikle ben öncelikle en büyük alkışın bu ekibi olması lazım. Başta Emre Hoca olmak üzere, Necati Bey olmak üzere. Evlatlarımıza kendi evladımız gibi baktık. Yani bir kendi çocuğumuzu bir sınava nasıl hazırladık? Biz o gayretinden çalıştık. Elhamdülillah. Bugün de sonucu aldık. Bugün onun zaferini kutluyoruz. Her okula nasip olmaz arkadaşlar. Yani Kırıkkale'de sınav sonuçları açıklandı. Bir tane dereceyle olmuyormuş. Biz onu gördük. Yani buradaki öğrencilerin en az 5-6 öğrenci Türkiye birincisi olabilirdi bu sınavda. Ben diyorum ki derece hakikaten nasip işi. Türkiye'de 352 öğrenci yaptı. Bir tanesi de Kırıkkale'de çıktı. Ama asıl mevzu şu. Asıl yerleşke çok önemli. Bakın iki öğrencinizden birini yerleştirebildiniz mi? Mesela da bu. Sınav sonuç açıklanıyor, biz aynı gün açıkladık. Yani arkadaşlar psikolojiler nasıl biliyorum, ikinci gün, üçüncü gün. İlk gün 5. sınıf seviye tespit sınav sonuçları. İşte bu bir emeğe sunucu arkadaşlar. Hakikaten bu ekip ve sizler çok ciddi manada çalıştınız. Bir gün elhamdülillah bunun meyvesini aldık. Şimdi özellikle şunu belirtiyoruz. En zayıf öğrenciye de dokunduk derken bugün 38 fen liseli öğrenci var. Yine bunun 9 tanesi Atatürk Anadolu Lisesi var. 6 tanesi de Şehit Nevi Anadolu Lisesi'ne yerleşmiş. Tahmin ediyorum %80'e yakın nitelikli okullarda yerleşme var. Bu elhamdülillah çok güzel bir sonuç. Yani zirvede tek başımıza gidiyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yakın zamanda YGS sınav sonuçları açıklandı. Bizim biliyorsunuz Anadolu Lisemiz var, Fen Lisemiz var. Burada da Türkiye 310.sü olan özel okullarda tek kurum biziz. Türkiye 800 var, Türkiye 1100 var. Genel anlamda yerleşkeleri çıkarttı arkadaşlarımız. Pardon, sınav sonuçlarını açıklandı. Tahmin ediyorum 1 ve 2 hafta sonra da bizim YKS yerleşkelerimiz çıkacak. Onlarla ilgili de ayrıca bir basın toplantısı yapacağız. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizin emeklerine sağlık, tüm evlerimizin emeklerine sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Evlatlarımıza başarılar diliyorum.
de şu var arkadaşlar, unutmayın, sınav işi nasip işi, kısmet işi, başta da söyledim. Nasıl hayatta beklenmedik trafik kazaları olduğu gibi, sınav kazaları da var. Elhamdülillah bak, çocuklarımız girdi, bu sınava kazasız. Geçmiş dönemde gördük, hakikaten çok ciddi sınava hazırlanan evlatlarımız oldu. Ama o gün baktık ki şeyde acil serviste. Çocuklarımız için bu 8. sınav sanki bir deneme sınavı gibi oldu. Asıl sınav üniversite sınavıdır. 4 sene sonraki sınavdır. Bu bir lise sınavı arkadaşlar. Yani kazandığımız sınavlar elhamdülillah belli. Çok iyi yerlere, birinci tercihlerinize yerleştiniz. Ve bu ciddi bir başarı. Ama asıl hayat 4 sene sonraki hayat. Onun başlangıcı olacak. 9. sınıf var, 10. sınıf var, 11 var, 12 var. 4 yıldan seçeceğiniz okulu çok dikkatli seçmek zorundasınız arkadaşlar. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani burada da yine tecrübe esas arkadaşlar. Şimdi Avcı Eğitim Kurumları'nın başlangıcına baktığınız zaman 1993'te. Yani 30 yıldır biz hizmet ediyoruz. Bu şehirde 9 tane kurum açmışız. Kurumlarımızın hepsi bizim kendi kurumlarımız. Kendimiz yapmışız. En son Kırıkkale Merkezi Fen Bilimleri VIP adı altında bir kurs merkezi yaptık. 7 katlı. Kafe kütüphanede Kırıkkale'de tek. Ya bu da şimdi çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir hizmet. Ankara'da 9 tane kurum açtık. Ankara'da yine devam ediyoruz. Sınav hazırlama işinde biz ömrümüzü verdik. 30 yılımızı verdik arkadaşlar. Yani biz evet okul kökenimiz var. 13-14 yıldır. Ama dershane kökenimiz, sınava hazırlık kökenimiz bizim çok daha eski. 30 yıldır hizmet veriyoruz. Bugün elhamdülillah alnımızın akıyla çıktık. Bunun zaferini kutluyoruz. Hayırlısı inşallah bundan sonraki süreçte tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli üyelerimiz, saygıdeğer basın mensuplarımız, kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, bu güzel günümüzde bizim için anlamlı, yılın sonunun geldiği, hasat ettiğimiz, öğrencilerimizle gurur duyduğumuz, başarılarla onurlandığımız bu güzel günümüzü bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkürler. LGS serüveni çocukların yaşları itibariyle yorucu ve uzun bir serüven. Bu süreçte, bu serüvende bizlere her zaman destek olan kurucularımıza özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bize çok destek oldular süreç içerisinde. Öğrencilerimizin diğer bir ayağı olan, diğer bir oturumu olan velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu süreci hep beraber yürüdük. Ayrıca Harun Bey'in de bahsettiği gibi, gecesiyle gündüzüyle, hatta kamp programında, yatılı kamplarda 5 gün 6 gün ailesinden uzak kalarak çocuklarımıza bir adım ileriye, bir adım fazlasına oluşturmaya çalışan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün kurum itibariyle başında hizmeti yürütmemde bana vesile olan kurucularımıza teşekkür ederken LGS'de 388.1 Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize verdiği verilere göre 388.1 puanla ortaokullar arasında 40 il birincisiyiz. Geçen yıl olduğu gibi, daha önceki yıl olduğu gibi, 7 yıldır olduğu gibi yine ipi zirvede görüşüyoruz, zirvede götürüyoruz. 38 tane öğrencimiz fen lisesine yerleşti ki bu sayının biz 45-50 bantlarına çıkacağı tahminindeyiz. Çünkü ek yerleştirmeler devam ediyor ve tercihlerimizde bulunuyoruz şu anda. 10 tane öğrencimiz Kırıkkale Fen Lisesi'ne yerleşti. 15 tane öğrencimiz Osman Gazi Fen Lisesi'ne yerleşti. Ve bu öğrencilerimizle tek tek ilmek ilmek ilgilendik. Fakat burada ismi geçmeyen birçok öğrencimiz daha var ki aldığımız yerden öğrencilerimizi yükselterek ders çalışmasını bilmeyen, öğrenme metotlarını bilmeyen öğrencileri öğrenmeye, derse teşvik ederek full'e adapte etmek istediğimiz öğrencilerimizi eksiksiz bir şekilde sınava hazırlayarak her bir öğrencimizle, biriyle değil hepsiyle tek tek ilgilendik. Biriyle değil hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu noktada bütün öğretmen arkadaşlarımla beraber 4 yıldır LGS sürecini
Ekip olarak dağılmadan LGS sürecine hep beraber devam ettiriyoruz. Yine aynı güçlü kadroyla seneye Kırıkkale'de hizmet etmeye aynı kadromuzla devam edeceğiz, güçlü kadromuzla. Kırıkkale'de şu anda son bildiğim, aldığım kayıt rakamlarında 110 öğrenci LGS'de, 110 veli Kırıkkale'de seneye için çocuğunu bize emanet etti. Her yıl sayılar artarak, emanet edilen öğrencilere güven artarak devam ediyor. Biz de bu güvene sahip çıkmaya, bu güveni karşılığını vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Bugün gittiğim ortamlarda, dışarıda, sağda solda duyduğum bazı cümleler var. Beni ayrıca gururlandırıyor, onu da bahsetmek isterim. ABC Koleji geçen yıla göre başarısı nasıl? Bu cümlenin altında aslında şu yatıyor: tek rakip kendisi. Geçtiğimiz yıldaki başarımızla kıyaslanabiliyoruz sadece. Çünkü en iyi, en yukarıda, en zirvede biz varız. Bundan sonra da yine zirveye artarak daha sağlam temellerle 5. sınıftan, ilkokuldan, anaokulundan koyarak, üstüne koyarak devam ettireceğiz. Bunun sözünü hepinize veriyoruz ki bizden sonra devam eden lise programındaki öğrencilerimiz de, bugün bizim kolejimizden mezun olup lisede bizim kolejimize devam eden öğrencilerimiz de, ilk 20.000'de 25 öğrencimiz üniversite sınavında 25 öğrencimiz 20.000'e girdi. Onlarla da gururlandık tekrar. İnşallah hep beraber Kırıkkale'mizin yarınları için, ülkemizin yarınları için güzel hizmetler edeceğiz. Onları en iyi şekilde, en güzel şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Şimdiden bütün öğrencilerimi, bütün velilerimi tebrik ediyorum. Evet, bazen bir üst hayallerimiz, bir üst hedeflerimiz, bir üst beklentilerimiz. Beklentiler her zaman yüksek olacak ki zaten siz de oraya doğru adapte olun. Bizlerin de beklentileri, hedefleri yüksek. İnşallah bu yaptıkları gurur verici başarıyı üniversite sınavında Harun Bey'in de söylediği gibi taçlandırarak daha da ileriye taşırlar. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Emekliyorum. Sağlıklı tamamlandı. 2024 yerleşik sonuçlarımız için bir araya geldik. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yolculukta tabii ki öğrencilerimizin temposu yüksekti, öğretmen arkadaşlar da birlikte. Gerçekten mesai içinde, mesai dışında hep birlikte bu mücadele içerisinde, bu yolculukta birbirimize destek olarak gittik. Yoruldular, bazen zaman mutlu oldular, bazen üzüldüler. Ama hayat yolculuğu gibi bir şey, biliyorsunuz. En iyisini, en iyi, en yüksek yere ulaşmak için temponun yüksek olması ve tabii ki en yüksek hedefe her zaman iyinin daha iyisi olduğunu unutmadan, yani biraz önce Emre Hocam'ın da söylediği gibi kendimize yarışarak, hayatta kendimize koyduğumuz ideallere, hedeflere ulaşmak için tabii ki çalışmadan ulaşılmayan bir durum. Bu her yıl yerleşme sonucunda hep birlikte mutlu oluyoruz. Bu mutluluktan ve zirvede olmaktan gerçekten haz alıyoruz. Bunu hak ediyoruz hep birlikte. Ben bu yolculukta emek veren idareci arkadaşlarıma, güzel hocama, Emre hocama, öğretmen arkadaşlarıma, böyle güzel evlatları yetiştirip bize emanet ettiğimiz güvendiğiniz için tabii ki anne ve babalara ve öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum. Hayatta yolları bahtları açık olsun, kaderleri güzel olsun. İnşallah hayat yolculuğunda en başarılı, en mutlu, en sağlıklı şekilde yollarına devam etmelerini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam emekleriniz için. Zeynep Nasip Öztürk. Memnun kaldım ABC'den. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Burası durmuş. Ama ne diyeyim, emeklerinize teşekkür ediyorum oğlumu. Hareketli bir oğlum vardı ama sayenizde gerçekten güzel bir yere geldiniz. İnşallah devam ettirecek onu da bilgi ediyorum. Emeklerinize herkes demeye de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ümit iyi günlerim.
ben. Daha doğrusu aslında eşimin konuşmasını istiyorum. Daha çok çalışıyorum. Yani en büyük emek yani öğretmenler dışında eşimin de katkısı çok büyüktü açıkçası olduğunu. Zor bir çocuk ama başarılı oldu inşallah. Daha da iyileşerek devam eder. Üniversitede daha iyi yerlere gelir inşallah. Teşekkürler. Doğu'nun annesiyim. Öncelikle ben hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerimize, bütün yönetim kadrosuna tek tek teşekkür ediyorum. Hem bu hani okul olayları için hem de bize gösterdiğiniz yakınlık için de çok teşekkür edeceğim. Çünkü biz bu sene biraz zor bir dönemden geçtik. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz yanınızdaydınız. Hem çocuğumun geleceği için çalıştınız. Hem de ona her zaman özellikle Fatma Zehra Hocama da çok teşekkür edeceğim. Annelik yaptılar. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Allah yolunuzu açık etsin. Biz çok memnun kaldık bu sene. Çok teşekkür ederim her şey için. Allah açık olsun. Yani ben eşime katılıyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Yani başka bir ilave yok. Sağ olun. Teşekkürler. Ben de eşime katılıyorum. Zor bir seneydi gerçekten. Yani tek çocukla uğraşmak bile zor. Yani bu kadar çocukla emek vermek gerçekten zor. İnişli çıkışlı dönemlerimiz oldu hepimizin. Veli olarak da, öğretmenler olarak da. Sonuçta hani güzel bir yere geldiğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun, Dört Bey'den devam edelim. Ben de hepimizin. Tavuk Bey'in bu üçüncü dönem LGS yerleşke toplantısı. Yani ben de başta kurucularımız, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz hepsine teşekkür ederim. Şuranın en eski velisi benim. Şöyle baktığım zaman 2014 yılından beri ABC ailesinin içindeyim. 3 tane kızımı buradan mezun ettim. Büyük kızımı Türkiye'nin en prestijli kursaklar fen lisesi kazandı buradan. Oradan tekrar ABC kolejini aldım. Şu an Gülhane Tıp Fakültesi'nde okuyor. Diğer çocuklarımdan en küçüğü de bu sene mezun oldu. O da Osman Gazi kazandı. Yani bu bir ekip işi olduğunu görüyorum. Yani mutfağındaki yemekçisinden, öğretmeninden, hepsinden bir ekip işi olduğunu görüyorum. Çok güzel bir hizmet var. İstikrardan yanayım ben. Okul değiştirmeden yana olmadım hiçbir zaman 2014 yılından bu tarafa. Alayım çocuğumu götüreyim, başka bir okula kaydettireyim, oradan tekrar getireyim. Ben buradaki arkadaşların özverili çalışmalarını hep gördüm, tanık oldum. Hepsine Allah razı olsun, hepsinin yolları açık olsun. Bu başarıların devamı geleceğine de inanıyorum ben. İnşallah. Tabii zor bir yıldı. Çocuklarımız hepsi çok uğraştılar. Sınav da zordu. Hepsi de sağ olsunlar zoru başardılar. Daha nice zorlukları başarmaya devam edecektir inşallah. Ekip sağlam, güzel hazırlandılar, güzel çalıştılar. Herkese teşekkür ediyoruz. Hocam, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden gerçekten özverili bir şekilde, yani bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çocuklarla birebir ilgilendiler. Allah razı olsun, aklını helal etsinler. Biz çok memnunuz yani. Teşekkür ederiz. Ben de Elif Sümra'nın annesiyim. Aynı şekilde eşime katılıyorum. Hocalarımızın emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi ki de ABC'yi göndermiş ediyoruz. Buluşmuşuz. İyi yollarınız kesişmiş. Biz de çok mutluyuz. Çağrı Emin'in. Evet. Evet, iyi yapalım. Ben Çağrı Emen'in annesiyim. Bizim için gerçekten zor bir yıl oldu. Ama ekibiniz her konuda bize destek oldular sağ olsunlar. Yani sadece ders çalışma motivasyonuyla değil, bizim aile içi ilişkilerimiz, çatışmalarımız, bunlara kadar hep hocalarımız yanımızdaydı. Özellikle Fatma Demirel hocam hakkını asla ödeyemem. Allah ondan razı olsun. Başarıyla sonuçlandı. Hatta beklediğimizin üstünde bir başarıyla sonuçlandı. Elhamdülillah. Herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Bütün desteklerinizi gördük. Çok teşekkür ederiz. 8. sınıfta da biraz zorlu bir sınav yılıydı daha doğrusu. Hem ergenliklerine geldi, biraz daha çalışıp çalışmama motivasyonlarını arttırdınız hani. 8. sınıftaki bütün hocalarımıza çok teşekkür ederim. Biz de hakkımızda neyse hayırlısı olmuş, onu aldık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Harun hocamın, Sibel hocamın, Emre hocamın söylediklerine ek olarak zaten bildiğiniz şeyler bunlar. Ama ben de bir öğretmen olarak 7-8 yıldır burada çalıştığım için bu verilen emekleri el ele ekip olarak öğrencilerimizin ve bizlerin gayretiyle ben kendi adıma kurumumda çalıştığım için çok onurlu oluyorum. Her yıl bu başarıyı yaşadığımızda
bu onurum daha da artıyor. Kendimize de çocuklara da olan güvenim katlanarak gidiyor. Bu da beni bir öğretmen olarak çok mutlu ediyor. Evet, emek verdik. Beraber emek verdik. Veli, öğretmen, öğrenci ve yönetim ayaklarıyla beraber gittik. İyi ki de gitmişiz. Bu emeğin karşılığını bu şekilde almak bizi de mutlu ediyor. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben İnkılap Tarihi Öğretmeniyim Betül Akçalı. 7. yılımızı tamamladık bu sene ben de burada. Ve 7 yıldır biz her senenin sonunda bu basın toplantımızı yapıyoruz ve her yıl başarımızla gurur duyuyoruz. Bu yılda o haklı gururu yaşıyoruz. Ve bütün bu anlamda, bu süreçte buranın bir ekip olduğunu söylemek istiyorum. Çalışma arkadaşlarıma, idarecilerime, kurucularıma, öğrencilerime ve velilerime çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimi de tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Önce vatana, millete hayırlı, güzel insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunu da başarıyla taçlandırmak istiyoruz. Çok şükür her sene olduğu gibi bu sene de büyük başarılar elde ettik. Ama arkadaşlarımız da dediği gibi bu ekip işi sadece öğretmenle, sadece öğrenciyle, veliyle olmuyor. Elhamdülillah çok güzel bir sistem yakaladık ve her sene başarılarımızı arttırarak devam ediyoruz. Rabbim daim etsin inşallah diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. ABC Koleji'nde LGS sınavı başarılı ettiniz. Duygu düşünün alalım. Ben sınava hazırlanırken ABC'ye zaten alışkındım ve başka okullardan da hani bir denemeye çalıştım aslında. Ama sonrasında ABC'nin en doğru okul olduğunu düşündüm ve 5 yıldır burada devam ediyorum. Onun dışında sınav senesinde zaten ABC'nin özel bir hazırlığı olur her sene. Ben de o hazırlığa dahil oldum ve bana çok üst düzey derecede yaradığını düşünüyorum. Sınava gelecek olursak da sınav yakınında işte denemelerde, ötütlerde desteklediler bizi. Ben genel olarak ABC sayesinde sınavın iyi geçtiğini düşünüyorum. Hangi okulu kazandın? Ben Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım İstanbul'da. Ben Efe Doğuyer Şehit Alican Kalfen Lisesi'ni kazandım. Bence okulun iyi bir yanı öğretmen kadrosu çok iyi ve güzel bir sınav hazırlama programları var. Ders çalışma programları da bence güzel ve bunun bana sınavın çok yardımcısı olduğunu düşünüyorum. Ben tercih yapmadığım için ABC Fen Lisesi'ne yazıldım direkt olarak. ABC'nin bize LGS sınavında çok yardımcı olduğunu düşünüyorum ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ben Taha Furkan Köy'e. Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi'ni kazandım. İSEM'e devamında Güreş ABC'de Fen Lisesi'nde devam edeceğim. Burada okulumuzun hocalarından çok memnun olduk. Hocalarımızı çok sevdik. İyi ders çalıştırdılar. Sıkı tutturdular bize. Mutluyuz sonuçta. Ben Ahmet Eyman Nuhoğlu. 4 senedir burada okuyorum. 5. sınıftan itibaren hocalarım sayesinde bir ders çalışma düzenim oturdu. 8. sınıfta bu çok işime yaradı. Hocalarımız sağ olsun bu sene Kırıkkale Fen'i kazanmamı sağladılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Uras Durmuş. Ben Kırıkkale Fen'i kazandım. Hocalarıma en başta teşekkür etmek istiyorum. Çok ilgilendiler bize. Ben İlhan Erdurcan. Kırıkkale Fen'i kazandım. Yani hocaların çok büyük katkısı oldu. Hocalar çok çabaladı bizim iyi yerlere gelebilmemiz için. Ben Doğukan Saplaktepe Osman Gazi Fen Lisesi'ni kazandım. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Hep yanımda oldular. Beni desteklediler. Çok teşekkür ediyorum. Elif Sümratak. İstanbul Beylikdüzü Yaşar Hocam Fen Lisesi'ni kazandım. 4 yıldır bu okuldayım ve çalışma sisteminden çok memnunum. Sınavları çok iyi hazırlıyorlar gerçekten. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ben Zeynep Naz. Osman Gazi Fen Lisesi'ni kazandım. 4 yıldır burada okuyorum. Hocalarımız çok iyi ilgileniyor her türlü. Çok memnunuz.